Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Ender Yıldız. Bugün Kaan'la beraber LG G4 lansmanındayız. Telefonları elimize geçirdik ve kısaca bir ön izleme sizlere aktaracağız. Kaan, ilk önce senden başlayalım. G4'ün tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Evet, şimdi tasarım tarafına, özellikle resmi sunum tarafında da hem global sunumda hem de Türkiye sunumunda ağırlık verdikleri taraf oydu ve piyasadaki 6 serisi olarak tanımlanan iPhone 6 ve Galaxy S6'ya da bayağı bir inceden dokundurmalar yaptılar sunumlar sırasında. Şimdi ben tasarım tarafıyla başlamak istiyorum. Şimdi cihazın en farklı tasarım tarafı arka tarafta. Arka tarafta 3 farklı dizaynda sınıflandırılacak telefon. Bir tanesi elimde görmüş olduğunuz gerçekleri. Evet, premium bir malzemeyle üretilmiş gerçekleriyle arka kapağı yapmışlar ve el yapımı, evet. Yani gerçekten ele alındığında da çok kaliteli görünüyor. Hani böyle deri takıntısı olanlar vardı ya, deri cüzdan, deri bileklik, deri ceket. Hani bu arka kapak gerçekten o grubun tamamlayıcısı olabilecek şekilde. Diğer Ender'in elindeki seramik metal tasarım, görünümde. Metal görünümlü seramik tasarım bu. Ayrıca elmas şeklinde de işlemeler yapmışlar. Hani gerçekten çok şık duruyor. Onun dışında da standart alışık olduğumuz, evet, plastik kapak tasarımı var. Hani bunların yanında o biraz şey kalabiliyor, biraz sönük kalabiliyor. Düz kalıyor. Onun dışında G-Flex 2'deki gördüğümüz kavis yok ama yine de çok ince bir kavis, evet, var. Özellikle arka taraftan ve hani şu şekilde bakıldığı zaman gerçekten kendini gösteren bir kavis var. Kavis yapı da 3000 mm, yani 3 metre olarak verilmiş. Yani bunda telefonları yan yana koyduğunuzda 3 metre çapında bir tane neyin olacak? Kocaman bir daire olacak. O kadar çok telefonu bulabilirsen, G4'ü bulursan yapabilirsin. Yani gerek var mı bilmiyorum ama değişik böyle hani ekstra bilgilerden bir tanesi olmuş. Şimdi telefonun ön tarafına baktığımızda da yani ekran çerçeve oranının oldukça yüksek olduğu bariz bir şekilde. LG'nin zaten önde olduğu konulardan bir tanesi. Evet, şu şekilde de hani ekranı açık bir şekilde de gösterirsek zaten rahat bir şekilde anlayacaksınız. Onun dışında tasarım tarafında alt tarafta LG'nin logosu var. Üst tarafta avize ve 8 megapiksellik ön kamera var. Çok G3'ten uzaklaşmamışlar sanki tasarım dili olarak. Özellikle ön bakışta hani G3'ü birçok yerden de aldırıyor değil mi? Evet, ama biraz detaylı bakıldığı zaman üst ve alt taraflarda karbon fiber görüntü oluşturulmuş. Hani o biraz hani ilk detayda bakındığına görünmüyor ama hani mesela S6'da da siyahını böyle ışık ortamında tuttuğunuzda laciverte yakın bir görüntü veriyor. Bunda da o karbon fiber detayını alabiliyorsunuz. Bunun dışında şimdi diğer detaylara gelmek istiyorum. G serisi, G2, G3, G4 yine arka tarafta tuşlar yerleştirilmiş durumda. Yani telefonun etrafında herhangi bir tuş yok. Mikro USB girişiyle kulaklık girişiyle telefonun alt kısmına koyulmuş. Hani alıştığımız bir dizayn var burada. Şunu söylemek istiyorum. Telefonun arka kapağı açılıyor. Evet. Sunum sırasında yapılan hani dokundurmalardan biri de buydu zaten. Hani biz arka kapağı açtık, bataryayı değiştirebilir yaptık ki böyle küçücük bir incelik yerine yüksek, evet, kapasiteli bir batarya. 1 milimetre kalınlıktan kazanmak, evet, için hani bataryanın değiştirilebilmesini ve küçük kapasite olmasını göz almadık ve aynen yani bence iyi bir tercih, evet, olmuş ki batarya kapasitesi de 3000 mAh. Hani bu da gerçekten iyi bir detay aslına G2'den bakarsan. G2'den beri 3000 hani piyasadaki işte Galaxy S6'nın falan hani 2500-2600 seviyelerinde olduğunu düşünürsek, evet, hani batarya kapasitesi anlamında iyi ama tabii işlemcinin veya donanımın bunu ne kadar efektif kullanacağı da gerçekten önemli. Tasarım tarafında demek istediklerim bu kadar. Aslında şöyle elimde S6 Edge de var. Şu şekilde küçük bir görüntü de koyabiliriz. Hani bakıldığı zaman şöyle de arka taraflarını da çevirelim istiyorsan. Şimdi burada LG'nin sunum tarafında değindiği şeylerden bir tanesi de şuydu. Diğer telefonlarda çok parmak izi kalıyor. Bu konuda gerçekten haklılar ve deri dizayn gerçekten bu konuda yani çok premium bir hava oluşturmuş. Ve şunu da söyleyeyim. Kılıf kullanma derdini de ortadan kaldırıyor büyük ölçüde. Kesinlikle. S6 dediğin arkası cam olan birçok telefon kayıyor. Ve kılcal çizik olayına da çok, aynen, müsaitler baktığın zaman. Deride böyle bir sıkıntı yok. Kapak bozulsa bile çıkar kapağı, yeni kapak al. Aynen hem öyle. Rengini değiştirsin belki canı sıkıldığında öyle, farklı, öyle kullanırsın. Yani deri kapakta da farklı renk seçenekleri var. O da gerçekten iyi düşünülmüş. Hani bordosu, mavisi, hani bir yeşil falan hani şu an buralarda yok renk ama. Renk çeşidi çok. Hani, hı, resmi görüntülerde bunları da gördük. Ve dikiş işlemeler falan gerçekten çok kaliteli, aynen, duruyor. Hani ciddi anlamda çok premium bir yapısı var. İstersen artık tasarım tarafını geçelim. Biraz teknik tarafa dayanalım. En sonunda kamerayla konuşuruz. Orada tamam, çok abandı çünkü. Düşünüldüğü gibi ne Qualcomm'un Snapdragon 808 platformuyla devam edecekti. 810 olur muydu diye bazı dedikodular vardı ama 808. 808'e geldi. Azı çekerek, evet, bir tasarım. 2 tane A57, 4 tane daha A53. Sunum sırasında yalnız işlemci vesaire detaylara hiç girmediler. Onu, evet, da fark ettin değil mi? Qualcomm burada biraz aslında telefon üreticilerini son dönemde zor durumda bıraktı diyebiliriz. 810'un bu ısınma ve thermal throttling, yani, evet, ısınmaya bağlı yavaşlama, evet, problemi çok başına ağrıtmaya başladı. Birçok telefonda sıkıntı geldi, yazılımsal, hı-hı, güncellemeler falan filan derken iş biraz karıştı. Burada 808 daha güvenli bir yer olmuş. Yani evet, ama şimdi baktığın zaman G-Flex 2'de 810 kullanıyorsun. Hani şu anda Snapdragon
telefonların amiral gemileri işte HTC M9810 kullanıyor. Hani böyle böyle baktığın zaman G4 sanki o en üst platformda değilmiş değil gibi gözüküyor. Ve evet. Hani bu Antutu fanatikleri vardır ya. Hı-hı. Ben Antutu'da şu kadar kastım, bu kadar kastım. Hani bu insanları biraz böyle mutsuz edecek gibi görünüyor. Benim 808'im 810'dan biraz daha düşük aldı şeklinde konuşulduğu zaman. Gerçi yani sonuçta ben işlemci tarafında değilim aslında. Beni burada daha çok rahatsız eden şey aslında GPU'nun Adreno 430'dan evet. 418'e düşmüş olması evet. oldu. Çünkü bununla beraber bellek kontrolcüsü de DDR4'ten DDR3'e düştü. Ben bant genişliği azaldı. Elinde 2K ekran var. Zaten 810'un 430'u bile 2K ekranda hani böyle çok 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 süper bir GPU olmadığını söyleyebiliriz. Zaten ısındığı için bir de frekansını düşürüyor biliyorsun. Performansı kesinlikle ve oyunlarda da ne yapacak? Yani 2K ekranda native 2K'de açacak oyunlarda falan ne olacak? O da ayrı bir soru yani, işareti. Telefon zorlanabilir. Telefon denemeden zorlanabilir. Denemeden bir şey demek istemiyoruz ama aynen denemeden bir şey demeye gerek yok. Kağıt üstteki teknik belirlere baktığımızda hani ki, 418'in biraz sıkıntılı durumlarda kalabileceği. Şöyle bir şey bile var hani standtaki cihazlar bile yan yana iki cihaz birbirinden çok bağımsız evet. Antutu skorları çıkartabiliyor. O yüzden net bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi ekran tarafına biraz değinmek lazım. 5.5 inçlik Quad HD bir ekran var. Ama burada kullanılan panelin Quantum IPS panel olarak evet. özellikle vurgulanıyor. Hani buradaki olayı ne işte %50 daha yüksek kontrast, %20 daha fazla parlaklık gibi. Hani bazı parametreleri değiştirerek işte ışığın yansımasını bir şekilde engelleyerek o dışarıdaki görünürlük kalitesini biraz daha üst seviyeye taşımışlar. Yani dediğim gibi güzel görünüyor. İşte sunum sırasında Super AMOLED HD ve Retina ekranla da yine dediğim gibi çok fazla hani rakiplere çok fazla böyle dokundurarak bir şeyler yaptılar ama ekran kalitesi de gerçekten iyi duruyor. Ama hani kasa çerçeve oranına baktığımız zaman gerçekten hoş, iyi, yüksek bir oran olduğu belli ama ya bilmiyorum Quad IPS, Quantum IPS ekran gerçekten günlük hayatta bir elimize alıp hani bu telefonun detaylı incelemesini yapacağımız zaman asıl konuşacağımız şey olacak. Tabii renk üretim konusunda da çok başarılı evet. olduğu sunumda özellikle altı çizildi. Hı-hı. Hani sRGB paletinin artık dışına çıkıp sinema formatlarında kullanılan renk paletlerin aynen. bile hani %90'ının üzerinde kapsama noktasına aynen. gelmiş durumda. sRGB'nin %20'si 25'i daha yüksek renk gamutu aynen. olduğunu söyleniyor ki sRGB'nin üstüne yani bu kadar çıkabiliyorsa gerçekten gerçeğe yakın görüntüler sunacaktır. Bizim evimizde kullandığımız monitörlerin, televizyonların birçoğunun panelinden daha kaliteli, daha iyi renk üretimine sahip bir panel bu cep telefonu aynen, içerisinde aynen, kesinlikle öyle. Ben biraz şimdi kamera tarafına girmek istiyorum. Asıl değil mi? Daha asıl taraf, kuyruğunun koptuğu yer orası. Aslında sunum sırasında bir tane daha konuşulan bir nokta vardı, depolama birimleri hı-hı. tarafı. Şimdi S6 ve S6H artık hani yekpare kasa, metal, cam karışımı, dizayn falan, incelik bilmem ne derken telefonu sabit yaptılar, microSD kart girişini çıkarttılar. Tabii orada da geçerli sebepleri var, haklı sebepleri var. Bu telefonda microSD kart girişi de yer alacak. Hani bu sayede yüksek depolama alanlarını daha da yüksek hale taşıyabileceksiniz. Şimdi ön kameradan başlayalım istiyorsan. Ön kamera hani daha önemlisini en sona bırakalım. Ön kamera 8 megapiksellik bir kamera mevcut. Burada da hem çözünürlüğü yükseltip hem de fotoğraf çekim modlarını geliştirdiklerinden bahsettiler. Selfie'ye yönelik çok fazla geliştirme var. Evet, selfie'ye yönelik çok fazla geliştirme. Mesela selfie'yi şu şekilde çekerken hemen çekelim aslında. Ben şey yapayım kamerayı. Evet, ben bir yandan anlatayım. Mesela şimdi Ender aldı kamerayı. Hemen şu hareketi yaptığınızda otomatik önce eli gösteriyorsunuz şu şekilde. Ha. Evet, şimdi evet. Evet, şu anda 3 2 1 Evet, evet selfie aldık. Şöyle gösterelim. Selfie aldık ve çoklu selfie çekimi için de bu hareketi entegre etmişler. Yani şu hareketi yapıyorsunuz ve ondan sonra ön kamera birer saniye arayla 4 tane selfie evet. çekebiliyor. Bu da size farklı poz verme imkanı sunuyor. Bir buradan çektim, bir buradan çektim böyle. Yani böyle. Tam böyle Instagramer evet. tribi hani böyle o sosyal ağlarda falan değişik pozlar vermek isteyenlere gerçekten hitap edecek taraf. Şimdi arka tarafı da gerçekten çok önemli geliştirmeler mevcut. Birincisi şeyle başlayalım, OIS ile başlayalım. OIS 2.0 ile OIS desteğini bir üst kademeye çıkarmışlar ve artık sunum sırasında da drone'a bağlanmış bir G4 ile Sydney'de çekilen evet. görüntüleri gördük. Gerçekten güzel görüntülerdi. G3'ün optik stabilizasyonunda iki eksenle stabilizasyon yapabiliyordu. G4 ile beraber 3 eksene çıktı, Z eksenine çıktı ve çok iyi. Oynama ekseni daha fazla daha genişletti. 1 dereceden 2 dereceye çıkardı. 2 katına çıkardı. Bu da demek oluyor ki optik modül içeride G3'e kıyasla 2 kat daha fazla geniş alanda hareket evet. edip stabilizasyonu sağlayabiliyor. Evet, onun dışında diyafram açıklığı tarafında Samsung 2'nin altına inen ilk firmalardan biri olmuştu aslında 1.9 diyafram açıklığıyla birlikte. Ki sunum sırasında bence şu da vardı, güzel hoşuma giden. 1.9 diyafram açıklığımız var, hop bir sonraki konuya geçmediler. Diyafram açıklığının ne işe yaradığından da bahsettiler, bu önemli bir şey. Yani diyafram değeri ne kadar düşük olursa rakamsal değer olarak biz de bunu söyleyelim. Cihazın ışık alma yeteneği
sensörün ışık toplayabilme yeteneği o kadar artıyor ve bunun dışında alan derinliği konusunda da ciddi anlamda bir avantaj sağlayabiliyor. Yani arka tarafı tamamen flu hale getirebiliyorsunuz 1.8 ile. Ve LG G4'te şu anda 1.8 diyafram açıklığına sahip bir arka kamera mevcut. Bunun dışında görüntü sensörünü de büyütmüşler. Evet, görüntü sensörünün büyütülmesi ne işe yarayacak? Daha fazla ışık alabilecek. Daha fazla piksel yoğun, daha büyük ışık alabileceği için özellikle ya bugün gündüz ortamında artık üst seviye dediğin her telefon canavar gibi fotoğraf çekiyor. Ama olay hani böyle biraz mesela böyle bir loş ortama veya daha düşük bir ışık ortamına geldiği zaman telefonlar biraz orada bir darboğaz yaşamaya başlıyor. LG'nin de iddiası şu, çok iyi bir şekilde hazırlanan görüntü sensörü ve 1.8'lik diyaframla birlikte biz artık gece tarafında da olayı bitirdik falan diyecekler. Hani karşılaştırma fotoğraflarına baktığımızda da gerçekten de çok iddialı ve ayrıca kameraya gelen bu manuel mod sayesinde de bütün ISO olsun, işte shutter olsun, diyafram açıklığı olsun, her şeyi böyle elinle ayarlayabiliyorsun ve artık DSLR'e benzer. Evet, DSLR o seviyede bari fotoğraf çekip fotoğraf video çekebiliyorsun, uzun pozlama yapabiliyorsun. Evet, uzun pozlama işte ışık çizgisi gibi fotoğrafçılık ve fotoğraf teknikleri sevenlerin çok hoşuna gidecek bir şeydir. Yani ışığı elinizdeki bir ışık kaynağıyla bir şekil çizip bunu fotoğrafa yansıtabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli bir şeydir. Hani bunları da yapabiliyorsunuz bu manuel modlar bitti. İşin güzel bir tarafını da söyleyeyim. Bence iyi bir detay. RAW modunda, formatında fotoğraf çekebiliyor. JPEG artı RAW şeklinde çekebiliyor. Ya bu nedir? SLR makinelerdeki formatta mesela RAW çekiyorsunuz. Ham haliyle çekiyorsunuz. Dosya boyutu çok daha büyük oluyor. Yani bir 4-5 kata kadar daha büyük olabiliyor ama SD kart burada RAW avantaj çekeceklerin çok hayatını avantaj kurtaracak. Evet, gerçekten bir avantaj ama şöyle bir şey var. Ben bununla fotoğraf çekeceksiniz. Atacaksınız bilgisayara, Photoshop'ta kütür kütür işleyeceksiniz. Evet, yani işin güzel tarafı bu. Bir de güzel bir entegrasyondan bahsetmişler. Gerçekten biraz önce sen şey dedin, tam bir fuar makinesi. Evet. Hani fuarda monopotu, bipotu falan yerleştir, bir mikrofon bağla, fuarda video çek. Kafası bir şey olmuş. Çünkü şöyle bir şey var. Cihaz bilgisayara USB'den bağlıyken çektiğiniz anda bilgisayara gönderebiliyor fotoğrafı. Hani ben bir telefonu aldım, telefonundan bilgisayara attım, telefonundakini sildim falan değil. Doğrudan bilgisayara kaydediyor. Bu da kamera tarafındaki en ciddi özelliklerden biri. 4K video çözünürlüğü artık standart, yani çok fazla aynen çok fazla üstünde durulacak bir şey değil. İşletim sistemi tarafına biraz değinmek gerekiyor. UX 4.0 versiyonu var. UX 4.0 ile işte daha stabil bir hale getirmişler. Onun dışında işte Smart Bulletin tarzı, işte Blinkfeed ve Samsung'da da benzer bir şeyler vardı. Ekranın en sol tarafında böyle sosyal ağlarınızı, uygulamalarınızı takip ettiğiniz haberlerini tek bir pencere üzerinden görebiliyorsunuz. Hani güzel bir pencere olmuş ve daha şık kullanılıyor. Çünkü pencere daraltma seçeneği mevcut. Onun dışında alışık olduğumuz bir arayüz. LG'nin klasik arayüzü. Aynen, LG'nin klasik Android arayüzü. Android 5.0 ile beraber, Lollipop ile beraber materyal dizaynın izlerini sergiliyor ama genel olarak kullanımı birebir aynı diyebilirim. Ben LG'nin bu noktada tebrik etmek istiyorum. Çünkü yazılım olarak, arayüz olarak bir çizgi tutturdular ve onu devam ettiriyorlar. Evet. Mesela bugün bir G2 kullanıcısı, hatta daha da geri dönün, Optimus G kullanıcısına G4'ü ver. Arayüzde çok yadırgamayacaktır ve her şeyi yerine hızlıca pratik bir şekilde bulunacaktır. Evet, mesela Sense arayüzünde o değişim çok sert oldu. Mesela bu Desire zamanları bilmem neyi falan yolda konuşmuştuk zaten. Hani bunlar Desire'dan şu an Sense'in son sürümüne geçişte insanlar hani o yukarıdan aşağı inen app drawer penceresi, Blinkfeed falan filan derken böyle bir ne oldum haline gelebilir ama UX arayüzünde bu tarz bir sıkıntı yok şu anda. Bunun dışında en güzel detaylardan biri de Android 5 bir sürümü var bu cihazda. Hani bu da gerçekten söylenebilecek iyi detaylardan bir tanesi. Evet, herhalde ön izlemede söyleyebileceğimiz her şeyi aktarmış olduk. Evet. Daha detaylı incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.